Bu benim kardeşim. Onu da buraya aldım. Samsun'a, Tekkeköy'e taşınıyor İstanbul'dan. Ana derdine tüküreyim. Bu yol biter mi şimdi? Ah canını yürüdüğün be. Oğlum kaçta gidiyorsun lan? Bu sabahki kahvaltım böyle. Pis gibi koktu be. Makarna çok güzel olmuştu ya. Anam leş gibi kokuyor lan. Bu ne koku böyle? Uyyy. Evet arkadaşlar, Muğla Minas Ören'deyiz ve şu görmüş olduğunuz yerde şu an yangın var. Bakın suyu boşaltıyor şu an. O neydi ya? Aman. Yavaş. Yavaş oğlum. Tin yol gider şimdi. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, yeni videodan selamlar. Bugünkü yolculuğumuz yine daha yeni geldim ama ne yazık ki yine Muğla Minas'a gidiyorum. Arkadaşlar bu sefer tek gidiyorum, sefer tezcan yok. Şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz pehlivan, bu benim kardeşim. Onu da buraya aldım, Samsun'a, Tekkeköy'e taşınıyor İstanbul'dan. Çok mutluyum o yüzden. Burada kendimi yalnız hissettim ama şimdi anadan babadan olma has kardeşim yanıma geliyor. Beraber olacağız burada. Onun evraklarını halledik. İnşallah ondan sonra onu da bizim şirkete almayı düşünüyorum, 48'e, benim diğer arabaya. İnşallah. Bol bol beğeninizi bekliyorum bu videoda ve aynı zamanda beğeni butonunu şöyle sola doğru kaydırın, orada teşekkür butonuna tıklayaraktan da bu kardeşinize de destek olabilirsiniz. Şimdi yola çıkacağım. Şu kardeşim, aha erik geliyor baba. İn, geliyor. İn. Zahmet abi poşeti yok mu? Var baba. Bura, bunu yolda yazsın. Bu ne? Ha erik mi? O erik. Baba gel şöyle, gel. Adamsın ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Çok şükür ya. Allah'a. Burada mısın? Ben buradayım. Burada şeyde oturuyorum ben. Tekkeköy'de oturuyorum. Ha. Vallahi hiç denk gelemiyordu. Geçen herhalde sana ATM'ye girmiştin de korna basmıştım. Ha, tamam. Yolunu kesecektim aslında, sıkıydı orası. Ya köyden mi geliyorsun Erik? Köyden geliyorum, seni gördüm, ben oradan geliyordum, durdum. Dedim domates falan vereyim sana, bir gardı var köy domatesi. Vallahi ama. Güzel bir merhemen yaparsın şöyle. Yok demem. Vallahi yok demem. Geliyorum. Ben, ay yavrum. Bunlar hakiki iyi domates ha. Baba fazla verme, fazla yok, verme. Yok. Yok. Ben hep bunu verecektim de torba lazım geldi. Ya abi fazla verme vallahi. Allah razı olsun. Menemenlik domatesimizi aldık. Serkan baba çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah hayırlı olsunlar. Allah razı olsun. Tam 15 saatlik yolum var. Nereydin? Muğla Minas. Muğla Minas. Bir yer yapıştık. Hiç ayağım çekmiyor ama Allah yardım etsin. Baba neydi? Yolumuz uzun olsun, sevgimiz her daim sonsuz olsun. Bütün sevenlere selam olsun. Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın. Ana derdine tüküreyim. Bu yol biter mi şimdi? He? Biter mi? Arkadaşlar bu Güven benim kardeşim. Ortancı. Kendisi zaten İstanbul'da yaşıyordu. Devamlı balıkçı köpüldü. Gurbete gidiyordu. Eşi genelimiz falan tek kalıyordu. Baba bir de gel. Dedim ki sen ne yapacaksın orada oğlum, bas gel evi taşı buraya, buradan bir ev al, oradaki evi sattı. Şimdi buradan ev alıyor, aldı gibi bir şey zaten de. Daha iyi oldu, hem yanımda, yakınımda, gurbete gitse bile göz arkada kalmayacak. Çelik çocuk hep yakınımızda, babam da zaten onda kalacak da. Bakalım inşallah hakkımızda hayırlı olsun. Valla Sina da 48 yola gitti. Şeye gidiyormuş, Çatalca'ya. Saatimiz kaç? 7'yi çeyrek geçiyor. Geçen sefer Sefa'yla beraber giderken saat kaçtı? Öğlen gibi falan çıkmıştık. Sabah 8'e uyumadan oraya inmiştik ama bu sefer ben tekim. Yanımda şimdi kimse yok. Onun için uykum da gelecek. Yanımda bir arkadaşım yok. Onunla beraber böyle gidecek olduğum birisi yok. Tek başımayım. Uykum geldi mi mecbur uyuyacağız, yatacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Bakalım. Ya Sefa da olsa yanımda iyiydi ya. Kardeşin mi yol gidiliyor ya? Vallahi. Şimdi bir de arkadaşlar, gidecek olduğum yer az uz bu yol değil yani. 1150-1200 kilometre yol. Yani 14-15 saatlik yol. Bir de bugün çarşamba, yarın perşembe. Oraya ben yarın akşama doğru inersem boşaltırlar mı bilmiyorum. İnşallah boşaltırlar. Orada yatarım. Cuma gün sabahtan da Muğla'da
Bodrum yolu üzerinde balık yemi fabrikası var. Orada yem olursa oradan yem yüklerim. Yoksa yine İzmir'e geçerim. Şahin kardeşlerin nakliyeci kardeşim var orada. Oradan bir Samsun, Mamsun bir şeyler bakarız. Bir şekilde artık yolculuğumuza başlarız diye düşünüyorum. Bakalım. Allah büyük. Ne kadar oldu çıkalı? Yarın saat 40 dakika oldu herhalde. O benden önde. Ben onu yakalayamam daha da. Çünkü onun yükü tonajı yoktur. Yine bende her zamanki gibi 23-24 ton bir yük var. Depomuzu doldurduk ağzına kadar. İlk bulumuzu doldurduk. Pardon. Arkadaşlar geçen şeye gittim. Bak buradan Muğla'ya gittim. Muğla Minas. Oradan İzmir'e geçtim. İzmir'den Samsun'a geldim. Kaç litre ya? 37 milyar 400 de olsa 37 milyar 500 de. 37,5 milyar mazot yapmışım. Kardeşim geliyor kardeşim. Ah canını yürüyorum be. Oğlum kaçta gidiyorsun lan? Kardeşim benim yapıyor bu sporu be. Şimdi arkadaşlar Sungurlu'ya geldim. 45 molası verdim. 45 molası verdim. Vermek zorundaydım. Çünkü bittiğim yol bayağı bir uzun. Riski göze alamam. Zaten biz ekmeğimizi... Lan ne var? Soldan gitti ha. Allah Allah. Altında taksi var. Bugün Sefa da Soma'ya gitti. Orayı yükledi. Ben sevindim ki yani ikimiz yine aynı yere gideceğiz diye. Ama olmadı. Bakın mesela bu tırcı camiasında eğer yola yalnız gidiyorsan, tek gidiyorsan, yanında bir arkadaşın, ne bileyim bir dostun yoksa, seninle beraber aynı yola giden, canın sıkılıyor. Uykun geliyor. O yolu gidemiyorsun. Ama yanında o arkadaşın olduğu zaman ne yapıyorsun? O seni geçiyor, sen onu geçiyorsun, videolar çekiyorsun, story paylaşıyorsun, şudur budur derken yani yol gidiyorsun, uykun gelmiyor. Ama bakın şimdi benim tekim, uykum geldi, ağırlık çöktü vesaire. Orada durdum, hem kahve falan aldım, soğuk kahve bir tane içtim. Çünkü başına olunca inanın insanın uykusu geliyor. Üzüldüm Sefa'nın benimle gelmemesine ama yapacak bir şey yok, hayırlısı olsun. Bakalım ben zaten... Bugün geç çıktım. Geçen iki gün önce Sefa'yla giderken ne yapıyorduk? Sabah öğlende çıktık bir de. Sabah hayavrum. Sabah 8'e oraya indik. Ama ben yarın akşama doğru anca inerim. Zaten orası 4-12 vardiyası oluyor. İnşallah beni gece mece boşaltırlar. Gece boşaltırlarsa orada yatarım. Sina'yla görüşürüm. Orada balık yemi oluyordu, balık unu. Balık unu var. Yok. Geceden İzmir'e geçerim. İzmir'de yatarım gece. Lan kardeşim yakma da görüyorsun. Allah Allah. İlla yani gözünüze mi çakalım? Orada illaki balık yemi oluyor. Balık yemi olursa oradan hareket etmeyeceğim. Ama olmazsa oradan İzmir'e geçeceğim. İzmir'den tekrar yükleyeceğiz Allah nasip ederse. Samsun'a geri döneceğiz. Normalde benim yarın akşam düğünüm vardı. Teyzemin kızının düğünü var. Ama ben katılamayacağım. Ona biraz canım sıkıldı. Sina'ya dedim oğlum dedi, bak düğünüm var benim falan şöyle böyle. Ya ortak dedi. Ben de dedi 48'e gidiyorum. İdare et zaten iş yok falan dedi. İyi tamam dedim sen öyle diyorsan. Öyle olsun dedik. Çıktık gidiyoruz. Allah'tan kardeşim var bizde. Güven. Görmüş olduğunuz gibi. O gidecek. Benim işte çocukları falan o götürecek. Onu da zaten İstanbul'dan çektim Samsun'a. Samsun'da ev alıyoruz ona. Bakalım. Ha bu çok fazla bir keyfim yok. Onu da söyleyeyim. Yani benim kendi sıkıntılarımla alakalı. Biraz darlandım. Bunaldım. Onun için biraz keyfim yok. Yani bir hatamız, bir kusurumuz olursa kusura bakmayın. Sizlik bir şey yok. O benimle alakalı olan bir şey. Günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Vallahi dediğim gibi oldu. Gidemedim yani gitmedim. Saat kaçtı? 4.30-5 gibi işte. Polatlı'da yattım. Çünkü yorgunduk. Zaten uykum da yorgun.
Baba afiyet olsun. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Bayağı geç kalmışım. Kaldıracaktım bana. Çıkamayaydım. Dedim bunları beni kaldıracak. Yok baba, sıkıntı değil, ben çıkarım. Öbürü de mi sizden? Yok bizden değil, haberim yok. Resten. Ben beraber misiniz? Yok yok, ben sabah kendimi buraya gece zor attım, yattım. Şimdi Muğla Milas'a gidiyorum. Kazasız. Hadi hayırlı yolculuklar abi, Allah'a emanet. Yani şurada geçeyim de şu adama yol vereyim diye yok ya. Böyle bir iki yanlış oldu ama acayip acayip rüyalar gördüm ya. Onlar bize ya. Böyle silah çatışmaları bilmem bir şey. Ben karışık bir rüyaydı. Sarhoş gibi yola gitmektense böyle gözün kapanıyor, kapanıyor diyor. Onlar yanlış. Uygun geldim, çekip yatacağım. Ben zaten hedefim Ankara'ya geçip yatmaktı. Polatlı'ya gelmeden Polatlı lambalarından sıcak bir simit alıp simitliye yiye gitmekti ama Ankara Polatlı'ya kadar ne kadar cep varsa hepsini pas geçtik. Bilmeden. Yanlışlıkla. Gerçek bir şey yok. Demek ki hayırlısı böyleymiş. Nasip böyleymiş. Onda da vardır bir hayır. Onun için buraya kadar geldim işte Boğaz'ın çıkışına. Şimdi çıktım, koy verdim, gidiyorum. Bu akşam, akşama doğru varırız herhalde. Evet arkadaşlar, hayırlı günaydın. Hayırlı sabahlar. Demiştim yani kahvaltı yapacağım diye. Kahvaltı yapacağım. Kahvaltı yapmasak olmaz. Kardeşim sağ olsun. Bize şey verdi. Domates, salatalık, organik. Yani köyden. Ana ben çayım bitmiş ama. Suya sığana kadar şu salatalığımızı falan böyle bir doğrayalım. Yol boyu restoran yine iş başında. Görmüş olduğunuz gibi. Gerçi bir domates de çok gelir bana ama gerçek bir şey yok, domates büyük. Yumurta hiç yapmayayım ya. Yok yok. Yumurta yapmaktan vazgeçtim. Yumurta yapmayacağım. Ne diyoruz? Tabii ki bize afiyet olsun diyoruz.
sabahki kahvaltım böyle. Çay var ya, ne uğraşıyorum ya? Buna böyle ya, ben burada yemek bile yemiyorum. La baba, bu bizden ikimize yeterdi zaten. Niye masa açıyor ya? Çay var, var. Bir daha niye dolaba için uğraşıyor? Ya gel, gel. Allah Allah. Ekmek. Baba ekmek var, Trabzon ekmeği var. Daha var, çatal da var. Sadece sen kendin gel. Çatalım. İnsan zamanları zaten iki lokma bir şey attırdın. Tamam, aynen öyle. Aynen bir öyle. Daha boşuna ne uğraşacaksın orada? Ben iki tane yumurta kırıp yiyecektim. Bu derdim yani. Olsun baba, bak domates var, yeşillik var. Ne yolculuk ne? Valla yolculuk Muğla Milas. Milas. Uzun bir yolumuz var. Dün geldim burada, bir daha gidiyorum. Bu arada da Muğla'da iş sıkıntısı olduğu için doğru İzmir'e gidiyorum. Bakalım bu sefer de iş sıkıntı oluyor mu? Genelde oradan balık onu mu, balık yiyen bir şey çıkıyor da. Bakalım denk gelebiliyor muyuz? Sen nereye gidiyorsun? İzmir. Efes. İzmir. Gire. Firma mı? Şahıs mı? Firma. Seni şahıs mı? Hı hı. İşi çok firma. Ne dersin? Antep'e mi? Antep. Firma Ankara firması mı? Ben Mersin'de oturuyorum. Ankara firması oturuyorum. Adam ne demiş? Doğduğun yer değil, doyduğun yer. Karnın önünde doyuyorsa orası abi. Bak, nasıl buradaymış görüyorsun değil mi? Ben Polat'ın çıkışında cepte yattım akşam, gece saat 4'te. Baktım daha gidemiyorum. Dedim ulan dedim, baktım daha yat yok ya, çek yat. Vurdum kafayı, yattım aşağı. Hiç alarm alanda kurmadım ha. Ne zaman kalkarsam kendim dedim. İstesem öyle de kalkayım, hiç umurladım. Yattım. Saat tam 8'e, çeyrek kala, aynı saat vurmuşum gibi uyandım. Kalktım, arabası havamı oldu, benim yüzümü yıkadım. Ben kahvaltıyı burada hazırlamayayım, baktım güneş de vuruyor. Pek bir şeyim yok. Zahmeti boşa sen. Git biraz. Zaten ona kadar biraz açılırsın, kendinden gelirsin. Eştahın da gelir. Kahvaltını yaparsın rahatlar. Bak. Herkes hiçbir zaman nasibini önüne geçemezsin. Hiçbir zaman. Bak şimdi arkama geldi. Ben dolaba açmışım. Soframı bereketlendirmişsin, rızkımızı paylaşmışsın. Bu iş böyle abi, bu iş birbirine bağlı. Sen ne diyorsun? Karadeniz. Ben asıl Orduluyum. Ama Samsun'da oturuyorum, 24 senedir. Ya 20 tane yazı varsa ben göreyim, ben çok bağladım diye. Yok. Ziyan olmasın diye. Yok. Çok iyi.
Ben şurada bir kere bir yemek yedim. Burada mı? Evet. Böyle bir saflıdılar eklerde. Yemez olayım. Herif bana orada bir yasladı. Bir hafta. Hani derler ya dedim. İlk ve son aşkım. İlk ve son aşkımsın. İlk ve son gelişim dedim. Abi niye? Ne verdin bu kadar pahalı oluyor mu? Alt taraf sulu yemek ya. Ben onu şeyde yaşadım. İzmir'e girerken. Turgut Tuz'da değil de Ahmetli'den bir yere girdim. Ya ben normalde çok da dışarıda yemem yani. Yani yememeye çalışırım daha doğrusu. Şeyim yoktu, malzemem yoktu. Ben dedim acıktım da yani. Dedim yemek yiyeceğim. Bir de akşam oldu yani. Gün geçti ben hiçbir şey yememiştim. Bir kahvaltı yemiştim dedim. Akşam oldu. Girdim, orada köfte yapıyorlar. Ne köfte, bir şey köfte diyorlar. Bir şey köfte bir olsun ben, tamam değil mi? Dedim bana bir köfte var. Geçtim oturdum. Köfte, 5 tane köfte. Bir de içecek aldım. Yanına salata verdim hatırlamıyorum. Verdi herhalde salata. Başka da bir şey yok mu? 300 lira paramı aldı. 5 tane köfte. O? 310 lira para istedi. 10 lirayı da almadı. 305 lira, özür diliyorum. 305 lira para istedi. Çıkardı bunu da vereceksin ha kardeşim. 5 tane, 5 tane köfte ya. Başka da bir şey yoktu masada ya. Ne bir servisi vardı, ne bir hijyeni de yoktu ya. Yani bir hijyen olsa desen ki, yani temiz de bir yerde, güzel bir yerde yedim dersin yani. Zaten var ya, o hizmet, o servis eskiden de. Şimdi geldin ha, geldin gece. Bu Yalçın kardeşim dedim. Edirne firmasında çalışıyor. Kendisi Edirne'li. Şu an Sivrihisar Eskişehir yolundayız. Dün Tekeköy'den geçerken yenge yaramış. Acaba mahallesine girsem görebilir miyim? Denk gelebilir miyiz? Çok seviyormuş bizi, Allah razı olsun. Kendisinin sosyal medyayla hiçbir ilişkisi yok. Sadece YouTube'dan videolar izliyor. Bizleri izliyor sağ olsun. Bugün de bak nasip kısmet. Her şey nasip deriz ya. Bugün ben kahvaltı yaptığım yerden çıktım yola, pat arkamdan geldi. Bütün Karadeniz sahil boyunca o yollarda hep denk geliriz diye bekledim. Dediğim gibi sosyal medya kullanmadığım için hani ulaşma şansım yok bu telefon numaramda tabii. Bilmediğim için kısmet bugüneymiş. Vallahi nasıl kısmet. Öyle denk geldik. İnşallah Edirne tarafına denk gelir. İnşallah, inşallah. Aynen biliyorum, videolardan da takip ediyorum zaten. Edirne tarafına geldiğinde zaten muhakkak numaramı da veririm. Beklerim, misafir etmek isterim. Yengemize selam olsun. Başkasın, aleyküm. Teşekkür ederim, hayret hayret baba. Baba işte ne diyorduk? Yolumuzun olsun, sevgimiz sonsuz olsun. Biz bu lafı boşuna söylemiyoruz. Sevgimiz her daim sonsuz baba. Kendinize iyi bakın, birazdan yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an çaydayım, Balvan'ın çay. Ve buradan dönüş yapacağız. Silindirci dayı. Dinar, Denizli, Afyon, Karahisar. Ah, bir yol biter mi bugün ya? Bayağı da bir yolumuz var yani. Az hızlı yolumuz yok. Bayağı bir yolumuz var. Akşama varırım herhalde. Akşam vardiyası boşaltırsa iyi olur da. Boşaltmazsa da yapacak bir şey yok. Of, bak ya bu iş var ya. Arkadaşlar şimdi makarna işleyeceğim. Makarna işleyeceğiz. Acıttık hem 45 bin lira. Şimdi
şimdi diyeceksiniz ki Zahmettin abi makarna öyle makarna olur mu? Oluyor işte arkadaşlar. Ben yaparsam olur. Hem de 10 numara. Oy yana boş bittim ben. Makarnamızın içine domates, biber, papya biberi falan doğradım ince ince. Artı pul, az pul biber, karabiber, kekik falan da kattım tat versin diye. Birazdan sizlere sunacağım. Şöyle göstereyim. Görsünüz abi yapıldığını göstermiyor. Bakın sebzeli makarnam bu. 10 numara 5 yıldız. Oh. Mis gibi koktu be. Vallahi mis gibi koktu. Oh. Güzel be. Ben yapıyorum sporu ya. Vallahi yapıyorum. İçeceğimizi de aldık. Şöyle. Şöyle. Bir dakika ne oluyor lan? Bunu kamerada ne kadar sıkmışız arkadaş ya. Vallahi çok sıkmışız. Böyle bir şey var mı ya? Evet arkadaşlar. Şu an Aydın istikametindeyim. Burası neresi lan? Şeyi de düştü aşağıya iyi mi? Karabolşu. Saat kaç? Saatimiz vallahi 6'ya geliyor. Benim oraya ama saat 9 var. Yandık. Vallahi yandık. Vallahi arkadaşlar bir tavan makarna yedim ama. Dayı ne yapıyor ya? Buraya kardeşimle beraber sabahın köründe geçmiştik. Vallahi. Sefa kardeşimle beraber. Yarın da arkadaşlar Söke'den balık unu yükleyeceğim Bafra'ya. Balık unu boşayacağız. Yani yükleyeceğiz yarın. Oradan da devam sağ olsun. Çünkü pazar gün köyde olmam lazım. Pazar gün bahçeyi vurmam lazım. Çünkü millet burada başlamak üzere. Başlayacaklar toplamaya. Bir an önce benim de gitmem lazım. Nazilli. Nazilli'deymişiz beyler. Nazilli Organize Sanayi Bölgesi. Sabah buradan geçeydim. Bak sen trafiğe. Akşam saati ya bu tarafta trafik yok. Bu tarafta bir dakika var. Çünkü iş dönüş herhalde insanlar bu tarafa geliyor. Vallahi karnımı iyi doydum. Ben daha yarın sabaha kadar bir şey yemem. Makarna çok güzel olmuştu ya. Vallahi bildiğiniz gibi değil. Makarna var ya o kadar güzel olmuştu ki lezzet ötesi. Benim korkum ne biliyor musunuz? Hava çok sıcak. 40 derece, 45 derece. Arabanın lastiğinden korkuyorum. Doğru söyle. Lastik ne kadar yeni olursa olsun sıcak havalarda gümleyebiliyor. Ondan korkuyorum. O yüzden ağır ağır gidiyor böyle dinlendire dinlendire. Nasılını satayım yola bak ya. Bu ne lan? Anan derdine düşüyor. Hey. Görüyor mu? Görüyorsunuz da. Ha? Nasıl yatarım bilmiyorum. Nasıl yatarım? Jandarma kontrolündeyiz.
Buradan kolay gelsin. Arkadaşlar şu an adresteyim. Bir parti boşalttım. İki palet var farklı. Onu ayrı tartıyorlarmış. Şimdi tekrardan Gantar'a gidiyorum. Ve bu akşam o kadar çok mutlu oldum ki buraya gelirken arkama jandarma arabası takılmıştı. Sonra önüme geçmişti. Ben buraya geldim. Sonra geldiler yanıma. Abi uzman komutanımız aşağıya bir indi. İki tane. Biri sivil, biri resmi. Bana bir sarıldılar. Sanki böyle var ha. Kendimi böyle kendi öz kardeşleri gibi hissettim. Allah razı olsun hepsinden. İyi ki varlar. Burada sohbet ettik, muhabbet ettik ve komutanımız da bizim oralıymış. Medrese önden, okçuluğu ağzından. Ve çok mutlu oldum bu akşam. Onlarla tanışmış olduk. Burada Milas Ören Jandarma Karakolu'nda görev yapıyor. Buradan ailesine ve kendisine, bütün çalışan mesai arkadaşlarına selam olsun. Şu an boşaltıyoruz. Burada yatacağız. Yarın sabah da aşağıda bir iade var. Yani iade dedim, yanlış incelenmiş paletler varmış. Onlar alıp buraya getireceğim. Yani daha işimiz bitmedi yani. Yarın sabah eğitim var. İki palet arkada ya. Ağırlık en arkada şimdi. Kütür, 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 kütür buraya. Arkadaşlar Muğla Milas Ören'deyiz ve şu görmüş olduğunuz yerde şu an yangın var. Bakın uçaklar söndürmeye çalışıyor. Biz de burada mahsur kaldık. Görüyorsunuz değil mi? Helikopterler, uçaklar söndürmeye çalışıyor. Bakın işte söndürüyor şu an, su atıyor. Ben buraya geldim. Yukarıda fabrika malzeme vardı, onu almaya geldim. Tam çıkacaktım güvenlik eşliğinde. Güvenlikçiler dedi ki abi bekletmen kalman lazım. Yangın çıktı, yangını söndürmek için oraya gidiyoruz dediler. Burası fabrikaya ait. Şu an kaldık burada. Bakalım inşallah herkese söndürürler gideriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an helikopter tekrar suyu doldurdu ve oraya boşaltmaya gidiyor. Bakın şimdi suyu boşaltacak oraya. Anında müdahale. Her yaz olduğu gibi bu yazda yangınlar çıkmaya başladı. Bakın suyu boşaltıyor şu an. O neydi ya? Orada bir şey patladı. Elektrik teline mi vurdu? Ne yaptı ya? Aynen. Elektrik direğine denk getirdi suyu. Vallahi ben tam çekiyordum birden parladı. Trafon üzerine yedi. Bak ne oldu? Bu kırmızı alev. Helikopteri düşürse düşürürdü istesem. Vallahi düşürürdü. Daha yeni çıktım burada. Daha yeni işim bitti. Yani yangın çıktı.
yangın sebebiyle beni oradan çıkartmadılar. Bilmem ne. Şimdi Söke'ye gidiyorum. Söke'ye de geç kaldım. Alım onu yükleyeceğiz. Nasıl yapacağım bilmiyorum yani. Bugünkü işlerinde var. Bir aksilik var ama Allah sonumuzu hayretsin. Vallahi. Allah sonumuzu hayretsin yani. Allah sonumuzu hayretsin. Sıcaktan asfalt eriyor. Bildiğiniz eriyor yani. Normal 40 derece, 45 derece. Bir hatır belasına saat 2.30 ettik ya. Normalde benim şu an arabayı yükleyip yola çıkmış olmam lazımdı. Yani yolu neredeyse yaralamıştım. Vardır bunda da bir hayır diyoruz. Ben şu ikinci şeytanı havaleyi salayım yere. Gel ha, gel. Yukarıdan aşağı kaptırıp geliyorsunuz ya. Buraya yani tırların sık kullandığı bir yol. Bunu bir düşünün de. Anam. Yavaş. Yavaş oğlum. Yavaş. Yavaş oğlum. Sensin. Evet arkadaşlar, şu an Balıkunu fabrikasına geldik. Çok acayip bir fırtına rüzgar var. Leş gibi vuruyor baba. Nordreze fabrikanın ismi. Ne biçim ismi la bu? Gördüğünüz gibi Söke'deyiz. Aydın Söke'de. Şu an aracımız yüklemeye başlıyor. Allah nasip ederse buradan çıkacağız doğru Samsun. Allah büyük. Nasıl olacak bilmiyorum. Çatıyı kaldırmış. Şimdi çatı da takıldı. Neyse onunla uğraştık. Onu yaptık, ettik. Şimdi bitti işimiz. 26 ton bir yükümüz var. Şimdi burada bir sıkıntı vardı yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden arabanın götünü aşağıya indirmem lazım. Bu ne baba ya? Söke organize. Günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Akşam Sivrisine kadar geldim. Bu polis kontrolünün olduğu cepte yattım. Çünkü bayağı bir yoruldum. Daha gidemiyordum. Saat de 3 falan. 2.30 3. Dedim ki boşver. Zahmettin sen burada yat. Sabah kalk devam et. Çünkü uykusuzluk, bayağı bir uykusuzluk çektim. Uykusuzluk çektiğim için şu an başımın şurasında şöyle bir ağrı var. Akşam daha kötüydü ama yine hala gitmemiş. Şöyle bir kahvaltı falan yapayım da. Şimdi düşünüyorum bir yerde kahvaltımı hazırlasam, bir yere mi dursam? Şimdi kahvaltı hazırlasam, çay demleme, memleme şu bu. Yarım saat ama dışarıda bir kahvaltı yapayım desen 250-300 kağıt nasıl yapacağız?
Saat 8:30. Fazla da uyumamışız zaten. Vallahi bu nasıl uyuşuyor. Bir yerde durup en iyisi ben şöyle çay may yemeyeyim, bir kahvaltı yapayım. Saat kaç? 9 diyelim. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Yani ben 4'e 5'e anca Samsun'a varırım. Hadi 6'ya da. Bugün boşaltmak imkansız. Ya da Nizamettin, hiç uğraşma, zaman kaybetme. Bir çorba iç, devam et. Ah, gözünü seveyim ben Murat Erdar'a. Nerede bir çorba içip de geleyim ben. Hiç oyalanmayayım, boşu boşuna. Bu nedir arkadaş ya? Bu nedir ya? La arkadaş, şu yol çalışmalarını gece yapın ya. Gece yapın da millet yani gündüz gündüz rahat rahat gitsin yolculuğuna. Şuraya bak ya. Yani şu Merzifon yolunda, bu havza, tünel yolunda var bir şey ya. Var bir şey. La bunu yapıyorken yani yaparken zamanında adam akıllı güzel bir şey yapın da. Devam böyle sök gaz yeniden yap. Sök gaz yeniden yap. Nasıl olsa devlet para ödemesini yapıyor. Nasıl olsa devlet para ödemesini yapıyor. Ne olacak? Gider gösteriyorlar. Yok efendim şunu yaptık. Şuraya şurayı yaptık. Nasıl olsa her türlü ödemeleri devletten alıyorsunuz. Ayıp ya. Ayıp yallaha billaha ya. Şuraya bak ya. Tin 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 yol gideri şimdi. Buraya kadar gel 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 gel. Darlanıyorum ya. Darlanıyorum. Böyle görünce darlanıyorum. İnsanın psikolojisiyle oynuyorlar ya. Acaba bu tünellere kadar böyle mi ya? Şu sağ taraftan kaçabilir miyiz acaba eski yoldan? Be. Arkadaş yok ya. Yok yok yok. Harbiden yok ya. Darlanıyorum. Karnım da acıktı ya. Öğlen yemeği de yemedik. Şu konağa gideyim de bir yemek yiyeyim ya. Canım kurbağa fasulye çekti. Bir kurbağa fasulye yiyeyim. Şöyle pul biberle gene. Hem 45 vereceğiz. Tabii ki oraya kadar gidebilirsek. Şuraya bak. Yolda ne kadar kalabalık ya. Ha, girin sağ tarafa girin. Ha, sağ tarafa girin. La Göcü dayı yürü de. Bak şimdi sağdan geldiler. Orada milletin kör notlusuna giriyorlar. Ondan sonra vay efendim sen beni görmedin. Girme. Bak şimdi burada yol daralıyor. Bakın inadına tırın sol tarafına geçiyorlar. Bak şimdi inadına bak. Bak ne oldu şimdi? Ha? Sanki sırtınıza yük var. Bak hala gidiyor herif ya. Hala gidiyor ya. Bak. Yani şu yollarda var bizim. Şurayı bir bitiremediler arkadaş. Nasıl çalışıyorlar, nasıl yapıyorlar ben bilmiyorum. Habire gazıyorlar. Ha. Habire gazıyorlar. La billahi ya. Midem yandı ya. Bu sodalar da buz tutmuş arkadaş. Anam. Vay anasını ya. Evet. Allah'tan fazla değildi ha. 15 dakika sonra mola vereceğim. 15 dakikaya lazım lokantaya. Şimdi gel de sol şeride çık. Çıkamayız ki. Jet gibi geliyorlar arkadaş ya. Onlar da jettir baba demiş. Geç kardeşim geç hadi geç geç. Geç. Abi önümdekini geçmem lazım geç. Altlarında Volvo var anasını satayım. Tin 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 gidiyorlar ya. Havzada konak. Bu tarafa giderken de gelirken de konak. Hem serpme kahvaltısı var, hem çorbası var çeşit çeşit. Hem yemeği var çeşit çeşit. Vallahi. Konak harbiden güzel lokanta. Vallahi arkadaşlar ben bittim ama yol da bitti. Şükürler olsun. Ben şimdi arabayı Resul'e vereceğim. Ben çünkü burada yokum yarın. Araba yarın boşalacak. Resul arabayı boşaltacak. Gelecek inşallah hiçbir yerini kırmaz. Karlı marlı kırmaz. İnşallah umudumuz o. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.